Herkese merhaba. Futbol Arena Antalya kampı röportajlarında çok kıymetli isim sevgili Muhammed Demir ile birlikteyiz. Konyaspor yönetimi iletişim ekibine sevgili CEO'muz, değerli arkadaşımız, eski meslektaşımız, dostumuz Mustafa Göksu'ya ve Abla Uyurt kardeşimize bu röportaj imkanını verdikleri için teşekkürlerimi sunuyoruz. Muhammed, biz de hoş geldik. Sen de hoş geldin. Evet. Fazla vaktimiz yok. Bir zaman planlama hatası yaptım. En başta şeyi sorayım. Sor abi. Gaziantep diye herkes başlar ama Bursa çıkışta olduğunu zaman zaman insanlar unutur. Bursa'dan çok oyuncu çıkıyor, hiç star gelmiyor. Ne oluyor Bursa'da da biz böyle senin gibi çıkanları atıyorum bir Avrupalarda falan göremiyoruz? Ya var ya niye olmasın? Enes mesela son dönemde Enes yaptı Avrupa'yı ama benim jenerasyonumda biraz Avrupa, ya hem Avrupa'ya gitmek o kadar kolay değildi. Çok fazla teklifler oluyordu. Genç milli takımlarında çok fazla oynayan oyuncularımız vardı. Ama dediğim gibi o dönem bu kadar gitmek çok kolay değil. Son dönemde giden Türk oyuncular çok güzel temsil ettiler bizi bence. Ondan sonra Türk oyuncu alımı Avrupa'dan biraz daha hani cesaretli diyelim Avrupalı takımlar. Çünkü çok tedirgin yaklaşıyorlardı bizim ligimize, Türk oyunculara. Ama şu an çok kolay bir şekilde gidebiliyorlar ama benim jenerasyonumda biraz yani yukarıya çıkamamasının en büyük sebeplerinden biri de o dönem ciddi anlamda biz yoğun böyle bir şeye giriyorduk yani. Temponun içindeydik. Her yaş grubuna yaşımız tutuyordu. Genç milli takımlarda bütün yaş gruplarında çok maç oynuyordunuz. Çok maç oynuyorduk abi yani. Hani ve o jenerasyonun birçoğu çok sakatlıklarla uğraşıp o sirkülasyona çok zaman kaybettiler. Sercan Volkan, Serkan Kurtuluş, Serdar Kurtuluş. Serdar tabii 80. Biraz bir tık bizden büyüktür ama gene yani jenerasyonu yakalamasa bile hani o furyadan geliyor diyeyim. Eren Albayrak, Sercan Yıldırım, Serdar Aziz, birçok isim sayabilirim. Onlar hatta yani onların kariyerlerine baktığınızda da çoğu sakatlıklarla çok boğuşmuşlardır. Peki şimdi sen Konyaspor oyuncusun ama ben sana bir futbol adamı gözüyle bakıyorum. Çünkü 31 yaşında olgun ve bu ligin çok değerli oyuncularından birisin. O yüzden Bursa Sporu değil, Bursa futbolunu sormak istiyorum. Tekrar eski günlerine döner mi? Bursa Sporu özelinde sormuyorum. Çok değerli bir maden değil mi orası? Sen de dahil olmak üzere. Çok değerli bir maden. İnanılmaz bir altyapı, inanılmaz bir çevresi var. Çünkü Bursa'da birçok ilimize yakın olduğu için haliyle oraya toplaması da daha kolay oluyor. Genç ve hatta çocuklardan bahsedeyim. Genç bile değil yani. Ben çocuk yaşında gittim. 12 yaşında ben Bursa Spor'un elinde düşmüştüm. İyi olmuş. İnşallah iyi olmuştur diyeyim Mehmet abi yani. Yani zor görüyorum ya. Şu kısa vadede çok çok zor. Yani ben Bursa'da yaşıyorum normalde de. Evim Bursa'da. Ama oraya gidip geliyorum. O nabzı orada tutuyorum ama biraz zamana ihtiyaçları var. Ben yorum yapayım bu konuda. Sen yapma. Bence Bursa'nın en büyük sorunu şu. Bursalılar hayattaki her şeyi biliyorlar. Sen Trabzon'da da oynadın. Trabzonlular futbolu biliyorlar da Bursalılar hayattaki her şeyi biliyorlar. Ya ben Bursa'da yaşıyorum ama Trabzonluyum. Öyle mi sen? Yani Trabzonluyum. Trabzonlusun, Bursa'da yaşıyorsun. Bursa'da yaşıyorum. Trabzonluyum. Senin bir şey bilmeme ihtimali yok. Yok. Ben biraz kendimi törpüledim ama benim akrabalarım... Genelde böyle değil mi ama? Tabii yani genelde öyle. Yani Trabzonlular da her şeyi bilirler. Bursalılar da. Yani çok Bursa'da evet. ortada kalayım Bursa için yani. Muhammed Demir ismi vardı. Hep Muhammed Demirci ile karıştırılıyor değil mi? Ufak genç kardeşim. Evet, ama Muhammed sen Muhammed Demir olarak. Ben hep seninle röportaja girirken şunu kafamda en böyle flash sorularımdan bir tane olarak kurguladım. 4.2 milyon euro bonservisin altında ezildiğin oldu mu? Yok ya hiç. Ama hiç abi hiç. Aklıma bile gelmedi yani. Hiç öyle şeyler düşünmedim. Çünkü çok büyük bir paraydı. Beklentiler yüksekti. Evet ya... Allah var. Yani çok doğru zaman olduğunu hiç düşünmüyordum. Gitmek için en azından doğru bir zaman olduğunu düşünmüyordum. Trabzonspor'a gitmek için hiç doğru bir zaman değildi. Biraz bekleyip gitmeyi çok istedim. Ama tabii o zaman işte kulübün şartları, yani başkanları, yöneticiler... Tek karar verici sen olamıyorsun. Ben gitmek hiç istemedim abi açıkçası. Hmm. Çünkü doğru bir zaman olduğunu düşünmedim kendi adıma da. Ama oraya doğru itildim. Hani gittim buna yanlış, yani şuna yanlış anlaşılmasın abi. Yani gittim... Sen... Doğru tarif ettin hayır. Doğru demek istemiyorum hani. Yani oraya gitmek istemiyordum anlamında değil. Ben doğru zamanda ayrılmak istiyordum kulübümden. Doğru zamanda doğru yerde olmak istiyordum. Bence yanlış zamanda yanlış yerdeydim. O da hayatımdaki pişmanlıklardan biridir açıkçası. Bu arada asla bir Bursa Trabzon değil ama Antep'te futbolcu üreten bir yer. Yani bizim arkadaşımız, kardeşimiz Kemal Aslan, sonra Erdal Güneş, sen... Bir önceki tıkta İsmail Hoca orada, İsmail Kartal, rahmetli Tuğrul abi vardı. O yani çok güzel bir Antep takımı da var aslında. İbrahim Toraman falan zaten beraber oynadığınız isimler yani. Antep de futbolcu üreten bir yer değil mi? Ya aslında çok
çok fazla fırsatları var abi ya. Hani çünkü orası da Bursa gibi, o bölgenin merkezi gibi ya. Doğru, başkenti hani gibi. Başkenti gibi ya. Hani oraya yapılan ama hiçbir yatırım olduğunu ve hani o yani o bölgede, o düşede bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Görmedim de, Allah var. Çok ünseri oralar oradaydım. Hiç oralardan çok uzaklar yani. Hı hı. En büyük eksiklerimden biridir. Sen bir ara ama şey zamanında vardın değil mi? Gaski, Gaziantep Büyükşehir Belediye. Gaziantep tabii, zamanında oradaydın. Tabii, aslında orada doğru bir yapı vardı. Yanılmıyorsam Celal Doğan tarafından kurulmuş. Evet, doğru yapı vardı. Oradaydım orada. Ama işte o yapıdan sonra tamamen şey bozuldu. Oldu. Tabii bozuldu. Yani çünkü tamamen o yapının dışına çıktı. Kulüpler ayrıldı. İşte oraya gönderip oynatıp tekrar A takıma getirip parlatıp satma şey devirleri tamamen bitti. Son 10 senede hiçbir şey yoktu yani. Muhammed, bu tip futbolcu röportajlarında hep şeyi soruyorum. Sana da soracağım. Lanet olsun bu işi yapmıyorum ve abi tamam ben futbolcu oldum dediğin anlar günler var mıdır? Öyle kriz günlerin var mıdır ya da çok coşkulu günlerin var mıdır? Nasıl yani abi? Yani yapamıyorum. İkisini de cevapla. Lanet olsun futbolcu olmayacağım abi. Eve gidiyorum. Var mı öyle bir gün? Abi benim hayatımın yarısı öyle geçti. Yani yarısı öyle geçti. Yarısı kendimi ikna edip hani devam etmekle geçti. Yani ben tabii kendi adıma şöyle ikna ettim. Futbol tarafı benim için çok basitti. Sağ çık oyna falan filan. Yani benim için en doğal, en doğru hissettiğim yer orasıydı kendime. Ama benim tarafımdan tabii sağlıksal açımdan çok problemler yaşadığım için yani çok şunu gelip, hatta fizyoterapist Mustafa abimiz vardı burada, İlker abimiz beraber, onlar benim çok kahrımı çekmiştir. Yani Antep'te de beraber çalıştık. Yani en son ameliyattan sonra gelip deneyip bir daha olmadıktan sonra otele döndüm. Ben çok sakin bir şekilde abi ben dedim bırakıyorum. Bırakıyorum abi ben, hani olmuyor dedim. Ya o isyan ediyordu artık yani. Ben onu sakinleştirdim. Halbuki futbolu bırakan bendim yani. Hı hı. Ama çok öyle dönemlerim oldu ama çok sağ olsun hem onların desteği hem kendi ailemin desteğiyle beraber. Tamam oğlum oldum dediğin zaman dönem var mı? Bir maç var mı? Bir maçtan sonra tamam oğlum oldu bir iş. Abi öyle demedim de yalan olmasın şöyle özetleyeyim sana. O bir ya, gurur yapmıştır. Ya, gurur değil de ya ben şimdi çok erken yaşta çıktım ailemin yanından. Bu kadar sakatlıklarda yaşamadan önce de kendimi hep böyle farkındaydım çok kendimi. Çünkü sadece yani ben diyordum beni Allah futbolcu olmam için göndermiş sadece gibiydim yani. O moddaydım. Ya o dönemlerde böyle gençken, çok küçükken, hatta genç bile değil yani 15, 16, 17, 18 yaşlarda falan. Evet o şeyi hissediyordum yani ben futbolcuyum hissiyatı vardı ama ya o biraz artık küçüklük de hani çocukluk da şey de yani abi onu artık ne dersen de. Muhammed sen 92'lisin. Muhammed Demir olarak da Türkiye'de çok güzel bir kariyerim var. Bu eski tip futbolculara yani atıyorum doğumları 1965, 60, 70'lilere sorulur ama sana da sorayım ben. Çünkü daha bilinçli bir kuşaksınız. O ilk parayı maaş alınca annene götürme durumu oldu mu? Ya yani annene gönderme, babaya verme durumu oldu mu? Ya da onlara ev alma durumu oldu mu? Yani şöyle söyleyeyim abi. İlk büyük parayı Bursa'dan kazandım. Bursa'dan aldım. Bursa'dan. Şampiyon oldu. Yani büyük paradan bahsederken. Ya hayır. Senin evet, için büyük yani, para. Evet, yani. Büyük, yani babanın holdingi falan olduğunu bilmiyorum. Yok öyle bir durum yok abi de. Yani büyük para derken hani o yani kazandığım en ilk büyük para gibi. Bana o zamanki büyük paradan bahsedersen evet abi hani gittim. Bizim hayatımızı ne kolaylaştırır ailemde ona baktım. Onu almaya çalıştım. Ha, yani o hala aslında devam eden tabii, bir gelenek tabii, o. Çünkü futbolcu yani. Aileleri dünyanın her yerinde %80-90 zaten dar gelirli insanlardan. Ya abi zaten hani çok gelirli insanın yani bu işi yapabiliyor olması, bu işe yani genç yaşta verip bu kadar emek vermesi falan zor ya. Gökhan Gönül'ün mü Ozan'ın mı babası Bursa'da berberdi? İkisinden birinin babası Bursa'da berberdi öyle hatırlıyorum. Tam bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum. Bu arada yani Gökhan Gönül, Ozan Tufan hep o coğrafyanın oyuncuları. Tabii coğrafyanın oyuncuları. Peki Muhammed şeyi merak ediyorum. Sen 10 numara giyiyorsun. Evet abi. Bu bir mevki özlemi mi? Bu sene 9'a dönmüş olabilir şimdi ama geldiğimizde doluydu, 10 doluydu. Peki bu mevki özlemi mi? Kaldı ki sen 9 numara gibi oynuyorsun ama forvet arkası, çift forvet, ikili de yapabilecek bir o mevki özlemi mi 10 numara? Yok abi ya İbrahim Akın'ın attığı bana kazık gibi düşünüyorum. Söyle bakalım. Ya ben gittim Antep'e 11 numara giyiyorum. Onunla Tonla Hoca bana zorla verdi. Çok giymek istemedim. Hep 9 giyiyordum hayatım. 11 verdim. 11 verince sezonu çok iyi geçirdim. İlk böyle patlama yaptığım sezondu. 11 çok hoşuma gitti benim. Ben dedim tamam ben 11'im. Sonra İbo abiyi aldılar bizimkiler. İbo abi geldi. İşte ilk sezonu geçirdik. İkinci sezon başında bana dedi ki sen 10 giy diyoruz abi. Yok diyor. Sen 11 giy diyor. Sen 10 giy diyor. Ben 11 giyeceğim diyor. Yok ikna edemedi beni. Ben de hani santrafor 10 giymesin abi. Yani giymez, giyemez, yakıştıramıyorum ben çok falan filan. Bu gidiyor geliyor beni ikna etmeye çalışıyor ama ya ikna olmuyorum. O da arkadaşım bu arada.
En son bir baktım bir gün geldi işte, yok eşim rüyasında gördü de bilmem şöyle oldu da. Mistik şeyler söylüyor bana. Ya dedim al senin olsun dedim ya. Ona verdik, o da onu bana verdi bir manada. Bir baktım yani onu da kendime ondan sonra yakıştırıp devam ettim. Onu oynar mıydın? 10 numara oynar mıydın? Yani klasik 10 numara olabilir miydin? Yok abi. Olamaz ya. Yani hani o özelliğim vardı ama çok şeydim ya. Çok gole daha yakındım. Yani. Kanatta da sen böyle fazla yok sevmiyorsun o işleri. Ya varsa oynarız ama yoksa. Peki hazır bu tartışma varken, bu arada Dünya Kupası esnasında çekiyoruz ve Dünya Kupası'nın tartışmalarından bir tanesi haklı bir tartışma. Dokuzlar. Dünya 9'dan vazgeçemez mi Muhammed? Vazgeçemez abi. Yani İlla 9 olacak. Geçiyormuş gibi yapsa da geliriz abi geri ya. Öyle gibi geliyor. Gelmeliyiz çünkü yani futbolun doğasında o olduğunu düşünüyorum ama ya işte pas oyunları, 2-8'de santraforuzlu oyunlar yani. Onu illa ileride görecek değil mi? Ya ben göreceğim en azından ama yani günümüz futbolu da oraya doğru gitmiyor, Allah var. Daha çok tersine gidiyor. Ben de eskileri özlüyorum açıkçası yani. Ama günümüz futbolunda öyle bir tartışma da var yani. Dokuzlu olalım mesela, bu Haaland City transferi aslında çok büyük bir çözelti yani. Evet. Orada ne yapacağız onu görüyoruz yani. Aslında benim için çok güzel bir örnek. Çok da güzel bir örnek verdin abi. Neden? Yani Guardiola 9'suz oynamak için her şeyi yaptı elinden geliyor. O dedi ki artık olmuyor. Olmuyor yani. Dedi değil mi? O bile dedi bence. Yani. Mesela bu noktada bir oyuncu görüş olarak soruyorum. Asla başka bir niyetim yok. Demirspor'un 4-6-0'ına bir şey der misin? Zaman zaman Karagümrük Borini ile falan yapıyor o işi. Ya baktığınız hani Karagümrük'den değil de Demirspor daha çok üzerinden yapıyor. Gidersek ya onlar da bir şeyleri şu döneme kadar en azından başarmış gibi gözüküyor. Ve bizim maçta da gerçekten o sirkülasyonu orada iyi kullandılar. Hani demiyorum ki hani 9'suz olmaz illa falan. Onu çok güzel değerlendirdiler ama hani bir 9'ları olsa diyorum ben mesela Demirspor'u izleyince. Bir 9'ları olsa çok daha fark yaratırlar diyorum ben mesela. Onu şeyde hisseder misin? Bak çok güzel bir yere getirdin beni. Onu maç oynanırken izliyorsun ekranda ya da stadyumdasın. Orta geliyor. Olup olmayacağını top havadayken hisseder misin Muhammed? Ben sahada mıyım yoksa? Hayır, sen tribünde ya da televizyondasın. Tabii canım. Olur değil mi? Oluyor ya. Onun olmama şansı yoktur herhalde düşünüyorum. İlla yanılıyorsundur hani olur olmaz ama hani ortanın gelişi sana diyordur ha gol bu diyor yani. Doğru. Peki yine Dünya Kupası esnasında çektiğimiz için, şimdi bunlar sonra yayınlanacak o yüzden tamam, araya şeyler koyuyorum. Dünya Kupası'nda penaltılar çok tartışıldı. Penaltının kaçacağını anlar mısın? Topun başındasın, tribündesin ya da ekrandasın, anlar mısın? Ya öyle tahminde illa bulunursun da zor abi ya bence. Hani ben mesela tahminde bulunuyorum şimdi penaltıları izlerken falan. Tutturdum da oluyor. Kaçırılır mı, kurtarılır mı penaltı? Sen bir forvet oyuncusu olarak ne dersin? Volkan'a sorduk. Volkan Demirel ile kaçırılır dedi. Kaçırılır mı dedi? Ben de kaçırılara bir tık daha yakınım sanki abi ya. Yani kurtarmak çok zor dedi Volkan. Zor yani, evet doğru söylüyorsun. Kurtarmak çok zor. Bence de atmak çok zor mesela. Kolay değil penaltı yani dışarıdan çok o kolay. O küçülür değil mi? Abi, kale küçülür değil mi? Ben mesela dışarıdan çok kolay gözüktüğünü düşünüyorum mesela. O kadar kolay değil penaltı atmak. Yani tamam ben de penaltı kaçırdım, kaçırıyorum. Belki kaçırmaya devam edeceğim ama o sorumluluğu almaktan hiç mesela korkmam. 10 tane penaltı kaçırsam 11. de gider atarım yani. Çünkü o korkmam o şeyden yani. Ama onu gidip atmak çok stresli iş ya. Mesela penaltıları izliyorum ya. Geriliyorum mesela onlar atarken abi. Kendini oraya koyuyorsun. Tabii geriliyorum. Harry Kane'in penaltısı. Adam bir ulusun evet, kaderi elinde. Ve ikinci defa. Düşünsene şimdi abi yani yani Harry Kane gibi adam bile o stresle ya, iyi vurayım diye dışarı vurdu. Burak abin hakeza. Ki bizim en iyi penaltı atanlarımızdan biridir Burak doğru abi. O bile gitti dışarı vurdu yani. Doğru. Muhammed sonlara doğru yaklaşırken şeyi merak ediyorum. Hani yakında da 17 Aralık Şebiyarus, Konya huzurlu bir yer değil mi? Her şeyiyle. Huzurlu abi. Konya ya. Spor Kulübü ve Konya. Evet evet huzurlu ya. Ben ailem yani benim için gittiğim şeyde kriter abi ailemin huzurlu olmasıdır hep. Çoluğum çocuğum keyfi yerinde olmasıdır. Rahatsız edilmiyor olmasıdır. Gayet de öyle bir şehir. Gittik çok keyfimiz yerinde, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Huzurlu. Gidiyoruz istediğimiz tarafı da yani gidiyorsun Mevlana tarafı var. Böyle şey mistik bir tarafı tabii, var. Tabii mistik bir tarafı var. Duygusu derin. O tarafı daha çok seviyorum ben gerçi de. Gidiyorsun istediğin tarafa bir restoran, güzel ha, bir şey. Hani o şey de var. O Meram'a anı doğru zaten ben tabii geçen gittim. Bayağı bir zenginleşmiş oraların. Değişmişler farklı yani. Eskisini yani bilmiyorum ama. Eskisi yani Meram bağları vardı. Bir tane orada şey vardı. Yok, Pınarbaşı öyle vardı yani. Yok, oraları bilmiyoruz. Muhammed son olarak çok teşekkür ediyoruz. İletişim ekibindeki arkadaşlarımıza da bu esnekliğe verdikleri için. Lig çok uzun ve problemli maraton. Ama Konya Spor'da son 2 senedir artık ben buradayım diyor. Hayal, hedef. Ya hayal, hedef. Tek başına verebileceğim karar değil belki ama şampiyonluk.
ileride? Abi çok şey, ikinci yarılar oradan başlayayım. İkinci yarılar benim için her zaman her dönemde çok zor olmuştu. Bence ikinci yarılar çok çok daha zor bizim ligimizde. Çünkü iyice transferler oturuyor, şey yapıyor. Oyuncular belli bir tempolara ayak uyduruyor falan. İkinci dönemler hep daha zordur ki bizim için de çok daha zor geçecek diye düşünüyorum. Ama Konya, yani bizim takımımız adına da konuşursam, bizim takımımızda da şöyle bir şey hissediyorum. Ya belli bir şeyler oturmuş. Hani bizi gerçekten gelip hani yenmek, ne bileyim böyle üstünü kurmak. Herkes korkuyor mu? Kolay değil yani. Ben onu hissediyorum çünkü. Hani beraber oynuyor, beraber. Birlikte bir takım. Görüntüsünü çok verdiğimiz için. Yani çok çok böyle yani illa çok zorlanıyoruz ama hani bizi yenmek isteyen takım gerçekten efor sarf etmeli diye düşünüyorum. Bu sezon önemli maçlardan bir tanesi Fenerbahçe maçı ama Galatasaray maçı olsun, geçen seneki Galatasaray maçı olsun. Ya Konyaspor mağlup da olsa o topu çok iyi oynuyor. Onu hepimiz görüyoruz. Ya ben Fener'i 10 kişi kaldı, kazandık ama Fenerbahçe maçını, ama Galatasaray maçında da mesela mağlup olduğumuz bir maçtı deplasmanda, ama bence bu sezon oynadığımız en iyi futbollardan birini oynadık. Tam da dediğin yere çıkıyor abi. Ben o anlamda hani diyorum yani, bizi yenmek, bizim karşımızda durmak için gerçekten bir efor sarf ettiler. Ben İlhan Palut Hoca ile az önce karşılaştık, selamlaştık. Bence İlhan Palut Hoca'nın kariyerinin en iyi 3 maçından biri geçen seneki Galatasaray maçı. 70 dakika Galatasaray'ı oynatmayan, çıkartmayan ve gol pozisyonuna giren sadece atamayan bir Konyaspor vardı. Geçen seneki Galatasaray maçında hala burada İstanbul'daki maç. Evet, başkanımız da bir iki toplantısına geldi. Hatta Galatasaray maç öncesine geldi. Onu söyledi. Gerçekten orada da, o maçta da mağlup olmuşlar geçen sene. Tabii ben burada değildim. Ama o maçta en iyi oynadıkları maçlardan biriymiş geçen senede. Ya büyük maçları genelde Anadolu takımları gibi diyeyim yani. Takımlar genelde zaten motiveye şeye ihtiyacı yok. Genelde iyi oynarlar ama domine etmek çok değerli diye düşünüyorum. Konyaspor'un çok değerli. Peki son sorum. 92'lisin. İşte 30 bitti, 31'e doğru dönüyorsun. Normal şartlar altında bu sakatlık belası sende çok var. Normal şartlar altında abi böyle mutedil dalgalı 38 yapar mısın? Yapmam abi ya. Yok. Yapmaz mısın? Yapmam abi, yapmam. Yani ya bilmiyorum, büyük konuşmak istemiyorum da ben çok şey değilim abi ya. Hani bitince tadını da bırakmak isterim. Bitince yani antrenörlük yapacağım mı yoksa başka bir niyetin var mı? Yok abi, onda niyetim yok. Ne yani, yapacaksın? Ya muhtemelen aileme zaman ayırırım. Başka işler, güçler uğraşırım. Seviyorum öyle şeyleri yapmayı ama ya tabii böyle büyük konuşuyorum da abi, anlık fikrini yani söylüyorsun. Anlık fikrimi söylüyorum abi. Çok niyetli değilim ya. Muhammed Demir, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar iletişim ekibindeki arkadaşlarımıza sevgiler, saygılar. Abdullah Uluyurt arkadaşımız başta olmak üzere. Başarılar diyoruz ama bu Konyaspor zaten bu yapısıyla puan almasa bile her maçı bize ekranda izletiyor. Ne mutlu bize abi. Eyvallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel bir kısa bir sevgili Muhammed Demir söyleşisi. Mesut Söyler'de ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere.